Geçen ay Mersin almıştım. Biraz acı geldi. Yani pek ağız tadıma uygun gelmedi. Şöyle bu Mersinlerim. Bunların üzerine biraz nohut attım. Biraz da su koydum. Bakın anılar da oluşmuş. Sirke yaptım ben bunları. Bir ay bekledi yerlerinde. Üzerine bir tülben sardım. Arada sırada da böyle, tabii ki ahşap veya plastik kaşıkla şöyle bir karıştırdım. Bugün süzüyorum. Tadına baktım. Oldukça güzel. Lezzetli bir sirke olmuş. Ben salatalarda bu sirkeleri kullanıyorum. Pek çok elmanın, üzümün, kalan bütün meyvelerin sirkesini bu şekilde yapabiliyorum. Sadece içerisine biraz nohut. İsterseniz bir kaşık şeker koyabilirsiniz. Ama nohut koyun ki mayalanması güzel olsun. Zaten bende sürekli sirke anası bulunduğu için sirke anası da koyuyorum ben. Gerçi buna koymadım. Bir ayda kendi sirke anasını oluşturdu bunun içerisinde. Böyle şişeliyorum bunları. Daha sonra üzerine yazıyorum. Tabii tarihlerini de atıyorum. Salatalarda, yemeklerde kullanıyorum. Bazen de biraz suyun içerisine koyuyorum. Yarı yarıya suyla incelttikten sonra onları sabahları içiyorum. Bu da bana çok iyi geliyor. İyi geldiğini bilim de söylüyor. Ben de kendimi iyi hissediyorum neticede. Böyle bir şeyler yapıyorum. Yani hiçbir şey atmıyoruz. Umarım yazar. Mersin sirkesi. Sıfır iki 2024. Bu şekilde. Tabii sirkeyi hiçbir zaman plastiğe koymuyorsunuz. Cam şişelerde olması çok önemli. Bunun üzerine de yazayım. Mersin sirkesi. Benim dolaplarımda o kadar fazla bu tarzda şeyler var ki bazen üstten bakıyorum. Bu şekilde. Bunu da buraya koydum. Hemen ocağımın yanında. Neden böyle? Sabahları kalktığım zaman ilk mutfağa ilk girdiğim anda şöyle ocağın yanında onu görüyorum. Yarım bardak içiyorum. Ve yemeklerime koymam gerekiyorsa, salatalarıma koymam gerekiyorsa koyuyorum.